Buyurun hocam. Evet, lige yeni çıkmış, 10 yıl aradan sonra beklediği heyecanı, arzuladığı futbolu sahada görmek isteyen bir camia ve o camianın isteklerini karşılamak için burada bir araya gelmiş inananlar topluluğu diyebilirim. Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircimiz önünde biraz duygularımızı maça tam olarak yansıtamadık. Fazla konsantrasyon bizi kendi oyun felsefemizden uzaklaştırmıştı. Bu hafta içi özellikle taktiksel antrenmanlarımızla beraber aslında bu psikolojik faktörleri de yenme adına oyuncularımızla birebir çok fazla görüşmeler yaptık. Biraz ilk maça göre daha ne yaptığını bilen, kendi oyun felsefesini sahaya yansıtan ve gerçekten bu ligin çok organize, iyi takımına karşı alınmış bir galibiyet ve bu galibiyetin haklı sevinci ve gururu ve mutluluğu var şu anda üzerimizde. Biz gelişmeye ve oyun modelimizi, oyun sistemimizi daha ileri noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışmamız lazım. Oyunun genel 90 dakikalık dilimlerine baktığımızda rakibin bize özellikle uygulamak istediği taktiksel planı bir önceki hafta oynadıkları Gençler Birliği maçında iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü savunmada topla birlikte bekleyip bizim baskılarımızdan oluşabilecek boşlukları iyi değerlendirip oradan ataklar yapmak istiyorlardı. Biz de onların istediği o boşlukları altın ordu takımına vermedik. Tam aksine biz topla biraz geride fazla bekleyip rakibi üstümüze çekip onların hata yapmasını bekledik. Ve onların bize yapmak istediği taktiksel planı ben onlara uyguladığımızı düşünüyorum. Ve ard arda gelen iki tane golle birlikte ilk devreyi 2-0 önde kapattık. Yalnız altın ordu takımıyla oynarken bütün takımların 2-0'da 3-0'da öne geçseler maçın son anına kadar dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten sistem ve taktik üzerinde, bir felsefe üzerinde çok fazla çalıştıklarını biliyorum. Futbola emek veriyorlar ve bunu da yıllardır zaten ülke futboluna yansıtıyorlar. Bu gerçekten mutluluk verici. Onları kutluyorum. O yüzden 90 dakikalık dilimde skora aldanmaksızın kontrolü elden bırakmadan çok ciddi bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. İkinci yarı oyuna başladığımızda oyuncularıma özellikle birinci, ikinci bölgede alanları dar tutup onların oyununu kenarlara yönlendirmesini söyledik. Ve bu noktada da kenara atılan toplarda çok çabuk alanları daraltıp onlara çok fırsat verdiğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bu futbol, yani bu hafta böyleydi ama haftaya tekrar